Kristal grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 8,95 bölgesine şurada yapmış olduğu kısa zirveden sonra tekrar bir güç kazanma durumu oluşturup o bölgeye düzeltme durumu oluşturmuş ve 8,95 bölgesinde de tutunduğunu görüyoruz ve şu şablon bölgemizin içerisinde süreci devam ettirmiş. Bu durumda da tabii ki öncelikle 8,95 bölgesinin altına geçişler oluşturursa şablon bölgemizin kesişme noktasındaki en önemli destek noktası olarak 8,50 bölgesini takip ediyoruz. Şayet o bölgenin altına geçişler oluşursa da 7,95 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz devam ediyor. Şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası burada çalışmış. O yüzden bu bölgenin üzerine çıkışlar olmadığı sürece de yatay bir sürecin devam etme ihtimali oluşabilir gözüküyor. 10,35 bölgesi. 10,35 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kalıcı kapanışlar oluşturursa şablon bölgesinin ikinci yükseliş kanal bölgesine geçeceğinden dolayı burada yapmış olduğu yakın zirve bölgesi 12 hedefini hızlı bir şekilde gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturarak daha yukarıdaki hedeflere de gitmek isteyebilir. Önemli durum buradaki 10.35 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışların oluşup oluşturmayacağı, şayet bunu yapamadığı sürece geri çekilmelerde aşağıya düzeltme durumlarını da göz önünde bulundurmamız gerekecek. Penguen gıda grafiğimizde şablon durumumuzu oluşturduğumuz bölümde gördüğünüz gibi bu bölümde yarı yarıya stop noktası olarak 7,50 bölgesini belirlemiştik. Kesin stop noktası olarak da 6,45 bölgesiydi. Bu düzeltme durumunda 6,45 bölgesine kadar yaptıktan sonra tekrar bir tepkisel hareket oluşturmuştu. Fakat bunu şablon bölgemizin şu bölgesindeki direnç noktası olan 8,20'ye kadar yapabildi. 8,20'yi geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için tekrar bir geri çekilme oluşturmuş ve yarı yarıya stop noktamız olan 7,60 bölgesinin altına geçiş yapmış. Tabii şu an için o bölge direnç konumunu almış durumda. 7,60 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturursa tekrar şablon bölgesinin üst noktasındaki 8,20 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. Fakat 8,20 geçilmediği sürece de tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturma durumu meydana gelebilir. Ve bu süreç içerisinde de bu bölgede yatay bir durum meydana gelebilir. Üst bölgeye geçişler olmadığı sürece de burada güç kazanma hareketlerini sürdürebilir gözüküyor. Tabii geri çekilmelerde 6,45 bölgesindeki dip noktayı çip nokta dip olarak değerlendirip altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 6,45 bölgesini mutlaka kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 8,20 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa da o bölgenin altına geri çekilmeler olmadığı sürece yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 9,65 hedefine ve kanal bölgesinin üst noktası olan 10 hedefine kadar da gitme durumunu gerçekleştirebilir. Petun grafiğimizde şablon durumunda bu bölgede yapmış olduğu 74,15 bölgesi zirve bölgesini test etmiş. Oraya yaklaştığını görüyoruz. Fakat üzerine geçiş yapamadığı için tekrar geri çekilme oluşturmuş. Belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 64,30 bölgesine kadar ve o bölgede de tutunduğunu görüyoruz. Altına geçiş sarkmalar oluştursa da altında kapanış gerçekleşmediği için tutunmayı devam ettirebilirse oradan vereceği tepkisi hareketle beraber tekrar 74,15 bölgesindeki hedef
hedef bölgesini ve şablon bölgesinin üst noktası olan direnç noktasına kadar da 76-35 bölgesine kadar da yükselişleri yapabilir gözüküyor. Tabi 76-35 bölgesinin üzerine geçişler de oluşursa kanal bölgesinin üst noktasına kadar da 82 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirebilir. Önemli olan yarı yarıya stop bölgesi 64-35 bölgesinin altında kapanışlar yaparsa da tabi geri çekilme durumlarının devam ederek kesin stop noktamız olan 58 bölgesine kadar bir düzeltme durumu oluşturabilir gözüküyor. Şayet o bölgenin altına geçişler de olursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü daha aşağıya doğru olan düzeltme kanal bölgesini oluşturacağından dolayı kesin stop yaparak alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Pinsu grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 8 hedefi vardı yakın hedef bölgesi olarak. Üzerine geçiş yapmış, yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirmiş burada. Tabii ki şu zirveye yakın bir zirve oluşumu olduğu için çift tepe durumu oluşmuş. Yani 9 bölgesi ve tabii o bölgenin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme ve düzeltme durumları oluşturacağından dolayı yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz bölgeye yakın bir kapanışla haftaya kapatmış. 7.75 bölgesi. Şayet 7.75 bölgesinin altına geçişler devam ederse şablon bölgemizin alt noktası olan 7.15 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgenin altına geçişler de devam ederse 6.50 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgedeki yapmış olduğu ikinci zirveden sonra tekrar geri dönüşlerin daha tehlikeli ve düzeltme kanal bölgesinin daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreç oluşturabileceği için 6.50 bölgesine yaklaşma durumunda oluşursa kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekecektir. O bölgelere yaklaşmadığı sürece de burada tutunma hareketlerinden sonra vereceği tepkisi hareketlerle beraber de burada yapmış olduğu 9 zirvesini geçerek 10 hedefini gerçekleştirebilir ve daha üst bölgelere de şablon durumunu devam ettirebilir. Kat gıda grafiğinde şablon durumumuzda bir önceki stop noktası olan 27.85'in altına geçtikten sonra oluşturduğumuz kesin stop noktasından tekrar o bölgeye bir tepkisel hareket yaptığını fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadığından ve geri çekilme durumu oluşmuş ve kanal desteğine bir geri çekilme oluşturmuş. O bölgenin altında geçişler olmadığı sürece de tekrar vereceği tepkilerle beraber şablon bölgesinin birinci direnç noktasının üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturmaya çalışacaktır. 28.85 28.85'i geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa ikinci şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri devam ettirebilir. 32 bölgesi geçilmediği sürece de daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimali oluşmadan tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri meydana getirebilir. Şayet burada tabii ki ilk etapta bu bölgede yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin şu bölgesindeki direnç noktası olan 28.85'i geçemediği sürece de yukarı gitme ihtimali oluşturmayacağından dolayı tekrar geri dönüşlerde dikkatli olmakta fayda var. Çünkü burada yapmış olduğu düzeltme kanal bölgesini oluşturacağından dolayı daha alt bölgelere doğru da giden bir süreçte karşılaşılabileceğinden dolayı bu bölgedeki dip nokta olan ve kesin stop noktası olan 23.85 bölgemizi mutlaka önemseyerek takip edelim. O bölgenin altına geçişlerde dikkatli olarak stop yapmakta fayda var. Baş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 18.80 bölgesinde kesin stop noktasına yakın bir kapanışla haftaya kapattığını görüyoruz. Ve tabi bu bölgede yukarı tepkisi hareketleri devam ettirmiş fakat güç kazanıp üstünde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için yarı yarıya stop noktası olan bir önceki
Hedef noktası 22-50 bölgesi direnç durumunu aldığı için üzerine geçişler olmadan geri dönüş olmuş. Bu durumda tabii ki bu bölgede dip durumunu oluşturmuş ve tehlikeli duruma gelmiş oldu. Şayet aşağıya düzeltme durumları devam ederse şablon bölgesinin alt noktası kesin stop noktasından sonraki en önemli destek noktası 17-50. Bu bölgenin altına geçişler olursa düzeltme kanal bölgesinin oluşumunu devam ettireceğinden dolayı daha alt bölgelere doğru olan bir süreç gerçekleşmiş olacak. O yüzden burada 18-80 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Şayet yukarı tepkisi hareketleri tekrar başlatıp 22-50 bölgesinin üzerine geçiş sağlayabilirse yukarı yükselişlerin başlama ihtimali oluşturup şu bölgede yapmış olduğu zirve olan 25.05'i test etme ihtimalini oluşturur ve daha üst bölgelere geçiş sağlayabilirse de kanal bölgesinin üstünde 27.50 bölgesine kadar da yükseliş yapma ihtimali olabilir.